Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Şu anda asansördeyiz. Bebeğimizi görmeye gidiyoruz. Miralinda ile annem önden gitti. Her zamanki gitti. Aynen. Annem sabredemiyor, evde duramıyor böyle. Ben gidiyorum, siz arkadan gelin diyor. Sabırsız biraz. Çok sabırsız ya. Aslında da randevu saatimizde ne kadar var biliyor musunuz? 2 saat. Ya biz 2 saat önden gidiyoruz. Siz düşünün artık. Ne kadar sabırsız olduğunu. Uy benim kuzum ya. Dışarı çıkınca o inanılmaz mutlu oluyor arkadaşlar. Bak şimdi bak. Koş dolu koş. Kuşu gördün. Emziği düşürmüşler. Bu emziği o kadar çok fazla kaybettik ki. Her kaybedişimizde de bulduk biliyor musunuz? Ya çok kaybediyoruz. Askı takıyorum ama askıyı da fırlatıp atıyor Miralinde. O yüzden işe yaramıyor. Evet, hazır mıyız yolculuğa? Hazır. Ama biraz tıkılabilir ceketle Caner. Kardeşi görmeye gidiyorsun. Aynen. Uçak kalksın artık. Biraz da uykusu var. Mira kuşumuz da hazır. Oy ben seni yerim ya. Hazır mıyız kaptan? Hadi gidelim bakalım. Uçur bizi baba. Daha 2 saat var aslında. Anne bu panik ne sende? Bize anlatsana birazcık. 2 saat önceden annem götürüyor bizi arkadaşlar. Evet, evet erken gidelim. Erken giden yol alır. Havada şansımız da bugün çok güzel. Kalın giyindiğime bakmayın. Ev buz gibi olunca kalın giyindik ama iyiymiş dışarısı. Bakın günlük güneşlik. Fuara geldik. Doktorum buraya çok yakın olduğu için acayip şanslıyım ya. Burayı her defasında ziyarette bulunuyoruz bu sayede. Miralim de uyuyor. Bir de bugün kırk sepeti hazırlayacağız. Arkadaşım Damla'nın bir bebişi oldu biliyorsunuz ki. Beraber yine ziyarete gitmiştik. Kırkı çıktı. Aslında çıkalı çok oldu ama benim birazcık biliyorsunuz dinlenme sürecim vardı uzun bir süre. O yüzden kırk sepetini hazırlayamamıştım. Onun için güzel bir sepet hazırlamak istiyorum. Daha öncesinde hazırlamadım. Bilmiyorum, beraber hazırlarız sizlerle de. Hem de onlar da bize gelmiş olur. Bize de bir değişiklik olur. Annem de bugün eve gidecekmiş. Onu da evine bırakacağız doktor ziyaretimizden sonra. Bak gözlerini açtı. Uyandın mı? Uyandı. Bir de kalkıp oturmuş. Oy. Kuzum benim. Kuzum benim. Bak hemen. Uyanınca hemen kalkıyor. Hiç o yani dinlenmek, keyif yapmak yok. Biz doktorumuza geldik. Miralim de durmuyor arkadaşlar. Bayağı bir erken geldiğimiz için. Yaklaşık 45 dakikadır da burada bekliyoruz diyebilirim. Alın bir de onu bize sorun. Hiç durmuyor yerinde, hiç. Gel buraya anneciğim, gel. Doktordan sonra eve geldik çünkü geç kaldık arkadaşlar. Geç kalınca da trafik bayağı bir yoğunlaştı tabii. O yüzden de 40 sepeti alışverişim de yarına kaldı. Annem de zaten eve gelecekti, onu bırakmış olduk. Bu arada benim mide bulantılarım çok inanılmaz kötü ya. Diyorum ki arkadaşlar, gelin artık saat geç oldu, dışarıda yemek yiyelim. İşte Tuba'ya söylüyorum, en sevdiği yemekleri söylüyorum. Diyorum ki, İskender yer misin? En sevdiği yemek. Hayır diyor. Kumpir yer misin? Hayır. Ne yiyecekmiş? Şeymiş, hiç ummadığımız bir şey. Menemen istiyormuş. Hiç Tuba'nın böyle bu zamana kadar çok seviyorum dediği yemekler değil bunlar. Bir anda bunların içine canı çekmeye başladı. Eve geldik, evde yemek yapacağız. Yani... Saatte bayağı ilerledi, acıktık. Dışarıda yeseydik, şimdi kadar doyurmuştuk karnımızı. Aklınıza gelemeyecek yemekleri saydı Caner ama yok dedim yani. Hiçbirini yemeyeceğim. Hormonlarım bayağı bir tavan yaptı galiba benim. O yüzden menemen yapacağız. Burada artık yarına kaldı 40 sepeti arkadaşlar. Mira'yı da çıkardım. Üstünü başını bir rahatladı çocuğum. Ay, bir pijamalarını da giydirdim. Rahatlamış Mira. Canım benim. O da pantolonun içindeydi. Şimdi hemen Mira'ya mama da hazırlıyorum ben burada. Bir yandan kendimize de menemen yapacağız arkadaşlar. Hiç üzerimizi bile değiştirmedik yani. Hemen Miralina'nın altına aldık. İşte burada mama suyu sıktım ben. Şimdi annem de menemenimizi yapacak. Menemenimizi yaptık arkadaşlar. Miralina da herkesten önce sofraya oturdu. Yer sofrasına bayılıyor. Bir de ekmeği çok seviyor ya. Mama diyor ona. Yiyecek mi mama? Hı-hı. Menemen diyecek kızım benim şimdi ama evet. Bugün çok güzel oldu bak. Evet, sizin bayağı istediğiniz gibi oldu Caner'cim. Eline sağlık anne. Kız sen ekmeği nasıl yiyeceksin? Menemen yiyecek babası. Bak nasıl ısırıyor koca ekmeği. Yer o.
Galiba söylemeyi unuttum. Doktordan çıktıktan sonra hiç bahsetmedim sizlere. Bebeğimiz gayet sağlıklı arkadaşlar. Maşallah subhanallah diyeyim. Her şey şu anda güzel ilerliyor. Bu videoyu da artık yarın devam edeceğiz. Trafikten dolayı biraz geç kaldık. O zaman birkaç saniye sonra tekrardan görüşürüz. Günaydın. İkinci günden tekrardan merhabalar. Anlamış olduğunuz üzere henüz daha yeni uyandım arkadaşlar. Miral'in de yine giyin dedim. Hava biraz soğuk. Ya sabah soğuk oluyor bayağı bir. Saatlerimiz de 8.30 oldu. Anneciğim ne oldu? Efendim? Yap aşkım. Caner de eskisi gibi. Eskiye döndük artık, kahvaltıları o hazırlıyor. Günaydın Luna. Sabah balkonun kapısını açar açmaz hemen balkona koşturuyor. Hava alacakmış ve güneşi kaçırmayacakmış. Tüylerin de uzamış senin. Çok tatlı olmuşsun artık. Seni gitti seni. Hoş geldin anneciğim. Bizim kızlar tek tek uyanıyor. Evet, uyanır uyanmaz da balkona koşuyorlar. Hadi git bakalım sen de. Luna da balkona gidiyor mu yine? Pır, nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor balkona çıkınca? Hoppa, yok bir şey. Hadi kalk bakalım bir daha. Bu balkondan da ben korkuyorum ya. Çok uzun, çok büyük ve cam olduğu için yüksekteyiz bir de. Allah korusun, hep gözümüz üzerinde Miral Hindan'ın. Luna da onu izliyor. Ya izlesen de bir şey yapamıyorsun anneciğim. Aşkım bugün menüde ne var? Bugün menüde benim tarifim var aşkım. Ne var tarifinde? Bir tabağın içerisine domates koyuyoruz, peynir koyuyoruz, salatalık ve zeytin koyuyoruz. Yanında da sucuk kızartıyoruz. Zeytinyağımız bitmiş bu arada aşkım. Hiçbir damla bile kalmamış. Bu arada evde çiçek yağı da bitmiş aşkım. Çiçek yağımız da bitmiş. O zaman ne geliyor Tuba? Market alışverişi gelmesi geldi lazım. Bizim evde yağlar bittiği zaman market alışverişi zamanı geldiğini anlıyoruz arkadaşlar. O yüzden en kısa sürede de market alışverişi videosu gelir. Bu defa farklı bir içerik olacak çünkü Miral'in de ayaklandı biliyorsunuz ki. Aynen. Onunla beraber keyifli bir alışveriş yaparız diye düşünüyorum. Kahvaltımız da hazır. Şimdi afiyetle yiyelim. Sonrasında tekrardan görüşelim. Evden çıktık. Miral'in de uyusun, uyansın. Ondan sonra çıkarız diye düşündük ama ne mümkün. Miral'in de uyutamadık. Biz de yolda uyur diye düşünerek beklemeden evden çıktık arkadaşlar. Birkaç kere denedim. İnatlaşıyor benimle. Ben de çok fazla üzerine düşmek istemedim. Sinirlendirmeyeyim onu dedim. Şu anda zaten belli. Çok fazla uykusu var. İlla ki uyuyacak gezerken. İlk önce Forbes'te gideceğiz. İnternetten de baktım kek sepetine neler koyuluyor diye arkadaşlar. Onun için gerekli malzemeler almamız lazım. Forbes mağazasına gideceğiz. Sonrasında da West Park'a gideceğiz. West Park'taki ebeveyi bana çok soruyorsunuz. Hangi ebeveye gidiyorsun diye. Buradan da söylemiş olayım arkadaşlar. Hem orası büyük hem de ürünleri çok güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi düşünceli düşünceli duruyorsun Mira. Gözlerinde yorgun düşmüş artık. Ne güzel, mis gibi evde uyuyacaktık anneciğim. Dışarıda da gezinecektin. Miral Hindan'ın dışarıda uyumasına gönlüm el vermedi. Yolumuzun üzerinde zaten kayınvalidemin evi var biliyorsunuz. O yüzden buraya getirdik. Gene biz anne. Sıkıldın mı bizden artık? Niye sıkılıyorsun? Sıkılır mıyım? Evlatlarımın yanında sıkılır mı? Size kuru fasulye yapayım bugün. Dün aklımda kaldı, istedin ya. Aynen. Dedim yapayım bugün kuru fasulye, o zaman geldiniz madem. Bir de buzluğumda böyle kırmızı biberler var. Buzluğa atmıştım. Haşlayacağım bunları şimdi. Kabuklarını soyup sirkeli, sarımsaklı. Seviyoruz. Caner de seviyor bunu. Bir de onu yaparız. Bir de pilav yaparız yanına. Allah bereket versin. Aynen. Evet, Mira da uyumamış bugün herhalde evde. Yok. Bana alıştı çocuğum. Babaannesinin ninnilerine alıştı o. Bağıra bağıra ninni söylüyorum diye hemen ayağıma değil böyle karyolaya koydum. Piş 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 bir de ninni söyledim, gözler bayıldı, hemen yatırdım yatağına. Zaten uyudum. Ben uyutmak için uğraşırken nene nene diye sayıklıyor. Caner de telefonla konuşuyor dostları da, bu sefer dede dede demeye başladı. Telefonla görüşüyoruz hep canım görüntülü. Dedeyi ya. Bir de seni aradı. O kızı bana vereceğiniz artık. O kız benim olacak. Size ikinci bebeği bakın büyütün. Bu kıyamam benim olsun. Kıyamam ben. Kardeşler ayrılmaz. Benim olsun artık. Kızım yoktu. Bir kızım olsun. Ben büyütürüm onu. O zaman biz gidelim mi annem? Yere uyanmadan. Tamam. Gidelim gelelim. Tamam. Ben beklerim Mira'nın başında.
Gidiyoruz aşkım. Hadi bakalım gidelim gelelim. İstediğim gibi güzel sepetlerden buldum. Renk renk var. Öyle var. Sen eğilme diye gösteriyorum sana. Evet bu güzel. Bak şuradaki beyaz da güzel. Çok minnoş. Bir de şu var bak. Ha, onlar da yeni çıkmış. Saplı. Ama saplıya gerek yok aşkım. Bu beyazlar daha hoş duruyor bence. İyi tamam sen hangisini çünkü tülde geçireceğim ya. Güzel böyle süslemeler yapacağım. Şu beyazı istiyorum. Bunu mu? Hı hı. Ah. Şurada da var da onları beğenmedim. Bir de kavanoz bakacağım. Buldum. Ha güzelmiş. Ne kadar ne tatlı. Bunlara? Şimdi internette bakmıştım. İşte un, şeker, pamuk, bozuk para. Ama bozuk para bunlara girebilir mi ki? Şunlar da çok tatlı bak. Yok şu çok güzelmiş tipolu. Evet bakayım başka model var mı? Eskiden daha çok çeşitler vardı ama kalmamış galiba. 5 tane bu kavanozlardan aldım. Un, şeker, pirinç gibi malzemeleri koyabilmek için buradalar. Bozuk para koyabilmek için de bunu alacağım. Çok hoşuma gitti. Çünkü bozuk paralar bunun içerisine sığmaz. Çünkü şu ağız kısmı bayağı bir dar olduğu için bunlar daha ideal. Tüllerin ucunu bağlamak için bir de böyle kurdelelerden alacağım. Nazar boncuğu da buldum ama istediğim gibi değil. O yüzden içime sinmedi kırmızı rengi. Bunu almayacağım. Artık başka bir yerden bakacağım arkadaşlar. İnşallah bulabilirim. Bulamazsam artık mecburen böyle kırmızı renginden almış bulunacağız. Yüncü'ye geldik. Burada istediğim nazar boncuklarını buldum arkadaşlar. Bakın bunlardan istiyordum. Kırmızılar hiç uygun değillerdi. Bunlar çok güzel olurlar. Yakalandın. 1 kilo incir aldım arkadaşlar. Artık son zamanları biliyorsunuz ki yine canım çekti. Dedim ki alayım son zamanı bitmeden önce. Benim evde buzlukta da vardı ama dayanamadım yani. Eve kadar bile bekleyemedim. O kadar canım istemiş. Evde yemek yediremiyoruz dışarı çıkınca. Her şey canı istiyor maşallah. Yok evde mesela annem dün biliyorsunuz ki çok güzel menemen yaptı. Şöyle 2 ekmek bandırdım yok. Devamı gelmedi tıkandım. Aslında çok da canım istemişti. Bakalım bugün kuru fasulye yaptı onu yiyebileceğim mi? Daha dur şimdi Forbes'ten çıkınca bir tane ayvalık götürdü zaten. Ayvalık tostu ayvalık yedim tostu ya dışarı yedi çıkmak sana masraflı oldu. Afiyet aşkım. Olsun aşkım. Helal olsun. Benim kızım da uyanmış. Güzel uyudun mu anneciğim nenenin evinde? Uyudu vallahi. Bir ara uyandı bir şey uyudu. Gözlere bak, Japon balığım benim ya. Ama pilav yapıyorum ben, bulgur. Oy oy oy. Bulgurlu annem de... pilav. Şehriyeli yaptım bugün. Şehriyeli hiç yapmamıştım. Aa. İlk defa şehriyeli bulgur pilavı yapıyorum. Aa, ilk defa sen de duydum. Evet, şehriyeli bulgur pilavı. İçine soğan koydum, salça. Şöyle güzelliğine bakar mısın? Güzel görünüyor. Bir de kuru fasulye yaptım yanında pişiriyorum. Kırmızı biberimiz de hazır. Oh oh oh. Biz de alışverişimizi yaptık böyle. Ha. Tabii daha gideceğimiz yer var. O yüzden yemeğimizi de yiyelim burada arkadaşlar. Sonrasında gidip alışverişimizi yapacağız. Akşam da Damlalara gideceğiz inşallah. Bakalım Miran'ın dayla nasıl olacak gezmek? Ay artık çok zor oluyor. Hiç durmuyor ki. Gel annem. Ebebe'ye geldik şimdi. Sadece Ebebe'ye uğrayacağız arkadaşlar. Başka mağazaya uğramayacağım. Çünkü akşam da Damlalara gideceğimizden geç kalmayalım dedik. Mirakuş da babaannesinde uyudu, dinlendi, yemeğini yedi. Sadece bir ona mama yapacağım. Caner oyuncak bölümüne gitti. Ben de burada kıyafet bölümünde gezinirken Miralinda'ya bir tulum beğendim. Uzun zamandır giymiyor. Yeni doğan zamanında ben sürekli tulum giydiriyordum. Bu da bayağı bir hoşuma gitti ya. Uyurken aslında bunu giydirmek güzel olabilir. Ayaksız oluşu da güzel. Şöyle bakın ayaklılar da var ama bilmiyorum bunlar çok hoşuma gitmiyor benim. Sanki çocuğu sıkıyormuş gibi geliyor. Neyse bunu bir Caner'e göstereyim. 2 yaşmış. Bu da anca Miralinda'ya gelir. Kış gelmişken en güzeli patik de alalım dedim. Çok tatlı da patikler var burada. Bunu beğendim. Bir de şunu beğendim aşkım. Pembeden sonra maviye geçmek biraz garip geldi bana. Hangisini alalım sence? Bu rengini mavi mi? Mavi. Mavi daha tatlı değil mi? Bir tane bundan alalım. Şunu alayım. Ya da bir arkası.
Bir tane de böyle bir şey alacağım arkadaşlar. Halka çıngıraklar. Bunda diş kaşıyorlar ve Miral'in de hala gördüğü zaman evde çok seviyor bunları. Hatta elinde bir tane vardı. Arabada bulduk onu da. Düşürmüş, oynuyor. O yüzden dedik ki oyuncak olarak bunu alalım. Çünkü burada hiç içimize sinen olmadı. Oyuncak, büyük oyuncak. Evet, en güzeli bu yani. 1 yaşına geldi, geçti bile. Hala daha bunlarla oynuyor. Bakın böyle arabasına da asabiliyorsunuz. Bayağı da oyalanıyorlar. Şöyle bir de takım çoraplardan alacağım. Bunlar altılı paket oluyor. Ben bayağı beğeniyorum ebeveyn çoraplarını. Büyük aldım. 18-24 ay. Hep küçükleri vardı onlarda. Dedim ki bir de büyük çorapları olsun. Onlar artık ayağına küçük gelecek. Çıkıyoruz. Miral'in de durmuyor arkadaşlar. Sepetimizin hazırlıklarına başlıyorum arkadaşlar. Hayatımda ilk defa bir 40 sepet hazırlayacağım. Ateşte Mira nasip oldu. Miral'in de mama sandalyesinde beni izliyor. Ne? Sen de geleceksin. Karıştıracaksın değil mi buraları? Mama. Mama değil ki bu. Anne. Anneciğim, şimdi buna ne yazalım? Ne? Sen söyle. Ateş Demir'in 40'ı uçtu yazalım. De pirinç, şeker, un, tuz, bozuk para ve pamuk yerleştirdim arkadaşlar. Ve bunların anlamlarını da sizlere okumak istiyorum. Pirinç hayatı boyunca bereket eksik olmasın diye konulurmuş. Şeker tatlı dilli olsun. Un aksakallı bir dede olup torunları görebilecek kadar uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olsun. Yumurta, yumurta gibi gürbüz ve sağlıklı bir ömre olsun. Tuz, tuz gibi temiz ve kolay giden bir ömre olsun. Evet, bozuk para hayatı boyunca hiçbir zaman maddi sıkıntılar görmesin. Pamuk tonton dedeler gibi oluncaya kadar hayatında huzur ve refah hiç eksik olmasın. Şimdi ben bunların hepsini bir kağıda yazdım arkadaşlar. Parça parça yapmadım. Direkt bu şekilde asacağım ki anlamlarını da görebilsinler. Anne! Anneciğim! Arkadaşlar nasıl buldunuz? Elimden geldiğince çok güzel yapmaya çalıştım. Umarım kendileri de beğenir. Miralinda da dolanıyor ortalıkta. Babası kefir doldurmuş suluğuna. Bırakmıyor onu. Kefire bayılıyor. Bir ara meyveli kefir aldık dedik. Tatlı tatlı içsin. Yok hiç bir yudum bile almadı. İçmedi ondan. Acısını seviyor böyle sadesini. Şimdi Miralinda kefirini bitirsin. Biz de hemen evimizden çıkalım. Ateş Demir'in yanına gidelim Mira. Mira neler yapıyor arkadaşlar. Ah şu telifli müzikler olmasa da müzikli gösterebilsem sizlere. Bu arada annem geldi. Bugün bir gidiyor bir geliyor. Biz bir gidiyoruz geliyoruz. Aynen yine buluştuk. Mira da Gül'le dalga geçiyor bizde. Ne bu diyor, siz bir gidiyoruz bir geliyoruz. Ne oluyor? Sen yarım azı kıyılıyor. Anne. Kız çatlayacaksın. Sen gezmeye mi gidiyorsun? Bak 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 neler yapıyor ya. Kızım. Kızım. Aşkım. Yavrum. Bir tane. Gülen yüzün hiç olmasın senin ya. Maşallah sana annem. Ateş Demir. Ben geldim teyzem. Ne yapıyorsun sen ya? Büyümüşsün sen küçük adam. Ateş Demir bir iki böyle hıngır mıngır ses çıkartıyor. Miral'in de koşa koşa geliyor. Sallıyor onu burada böyle. Bakın böyle yapıyor. Mira, hadi Ateş Demir'i sallayalım. Evet, alıştırmalara başladı. Artık Mira abla olacak ya. Bak bak böyle bak. Böyle böyle salla. Hadi. Evet, evet. Yapalım anneciğim. Cici kardeş tamam mı? Aferin sana. Evet Cici anneciğim.
Evet, hayır. Aa, Cici gel. Bize memesini almak istiyor değil mi? Evet. Cici, kıyafetiyle kardeş. De uyumlu emziği. Allah'ım yarabbim. Ne yapıyorsun sen? Ya, bak bak sağ ol. Tamam, yavaş ama, tamam mı? Evet. Cici, tamam. Güzel bir günün daha sonuna geldik arkadaşlar. Biz artık evimize dönüyoruz. Ateşdemir de bayağı bir büyümüş gördüğünüz gibi. Vallahi uzun bir süre olmuştu görüşmeyeli. İyi geldi gerçekten. Ve artık sizlere de burada veda edeyim. Bizim için de dinlenme vakti, gözlerimden uyku akıyor. Bugün gündüz uykusu yapamadım, şekerlemesi. O yüzden çok erken saatte uykum geldi. Eve gidince de direkt uyurum. Mirel'in de onun da bayağı bir uykusu var zaten. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.